Arkadaşlar merhaba kaldığımız yerden Generation Zero'ya devam ediyoruz Eee kayıt beni Bunkerin içinden başlattı gençler Terk edilmiş bunkerin içinden başladı Oradan buraya kadar yürüdüm ve aynı zamanda Yolda karşıma geçen bütün evlere tek tek girdim Çünkü bir önceki bölümde girmediğimi fark ettim Videoyu tekrar izlerken böyle hızlı hızlı Fark ettim ki ben birçok Evi birçok loot'u da Atlamışım neler bulduğuna kısaca bahsedecek olursam Bir tane tüp buldum onu yanıma almak istedim Eee bulduğum daha iyi olan silahımı taktım. Bu arada şöyle bir şey keşfettim. Geçen silahların daha doğrusu her türlü merminin kendine ait bir özelliği varmış. Bunu birkaç arkadaşımız da söylemiş. Yorumlarda da gördüm ve kendime deneyimledim. Bakın mermilerin Farklı farklı özelliği var. Fakat hangi mermiyi kullanacağınızı da oyun size şu şekilde söylüyor. Bakın siz merminin üzerine gir geldiğinizde hangi silah ait olduğu parlıyor. Bu arada şeydeki silahımızın resmi gözükmüyor burada pompalımızın ama olsun sıkıntı değil. Mesela bu silah bu mermiyi kullanacak herhangi bir silahımız yok. Bunu kullanacak mesela bakın tekliği Burada kullanabiliyoruz. Mesela şuraya geliyoruz. 50 kalibre. 50 kalibre kullanacak silahımız maalesef yok. 7.62 kullanacak silahımız yok. Çünkü 7.62 benim bildiğim tüfekler. Yani ağır makineli tüfekler. İşte M4A1 gibi. AK-47 gibi vesaire. Ve bakın bir de e, soft point. Bak, pompalı kullanacak. aynı bak. Buckshot. 12'lik buckshotları da. E, yine bu bak. Birdshot ve buckshot. Ha, ikisi farklı. Şimdi çok iyi dengelenmiştir diyor. Hız ve yayılma açısından genelde çiftçiler bunları gökyüzündeki kuşları öldürmek için vururlar diyor. Çok geniş alana yayıldıkları için çok az hasar verirler fakat geniş alana yayılırlar. Böylece anladığım kadarıyla hani garanti yet oluyor ve kuş mahvolmuyor. Yani mermi kuşu yani parçalayıp geçmiyor. Dolayısıyla kuş tekrardan yenilebilecek halde aşağı düşüyor. Fakat diğeri de geyik avlamak için kullanılıyor genelde. Daha az atış yapılır, daha az mermi çıkarıyor, daha az saçma çıkar diyor Birdshot'tan fakat e, daha fazla hasar verirlerdi. Dolayısıyla daha çok etkili yapar diyor hani büyük hedeflere. Yani sonuçta büyük hedefleri Birdshot ammo ile öldüremiyorsunuz gençler. Onu Buckshot ile öldürmeniz gerekiyor çünkü Buckshot daha fazla hasar veriyor. Her ha, neyse. Bu arada akşam oluyor hava durumu hakikaten çok güzel. Şuraya gitmek istiyorum. Bakın şurada bir kulübe var fakat sanki oraya gidiş yeri çeyri gibi. Ee, bataklık gibi. Yani oraya giremeyeceğimi düşünüyorum ben. Şöyle bir isterseniz yürüyelim çünkü biliyorum ki hani kazayla suya girdiğim oyun anladığı anda beni tekrardan karaya vesaire atacak. Yalnız burası bataklık abi. Bak. Ama sıkıntı olmuyor. Güzel beğendim. Buraya kadar suda yürümemize izin var. Gayet güzel. Şimdi kulübe gitmek istiyorum çünkü e, ee, 37 tane loot falan vardı şehirde ve ben onların yaklaşık olarak yani yanılmıyorsam yanlış olmasın 27 ve 30 tanesini aldım diğerleri de zaten yatayip işte oh, hayır 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 o oh, aman ya son anda son anda kurtardım kendimi yatayip ya işte böyle adrenalin shot veya havai bir bu arada havai falan hiç kullanmadım bu oyunu onları bir ara kullanalım Burada güzel bir tekne var ha. Başka da herhangi bir şey yok. Bir loot var. Şunu alalım, şunu alalım, şunu alalım. A, bu arada ben e, kask buldum, ondan da bahsedeyim. Kaskı henüz takmadım. Onu da e, kayıtta takarım diye düşündüm. Surat değil. Eyewear değil. Kafa. Evet, askeri helmet bulduk gençler. Fakat askeri helmet kozmetikten başka herhangi bir şey yaramıyor. Çünkü yarasaydı burada yazardı ki ne bileyim Bullet Reduction. Atıyorum ya. Yani. Mermi karşı savunma olurdu. Fakat biz yine de e, pembe beredense askeri kaskı takalım. Hani Aa bakın Salt Wallen diye bir yere geldik. Aa burası Salt Wallen mı? Burada başka binalar falan filan var. 14 tane loot var diyor. Her neyse biz yine şeye gidelim. Bak bence bu patlıyor abi. Bak bunun bence patlayabiliyor olması lazım. Yani. ben öyle düşünüyorum. Çünkü bu tarz şeyler genelde bu tarz oyunlarla patlar abi. Herhangi bir şey yok. Yani deneyebiliriz. Çok da fazla etraf karışsın da istemiyorum. Gerçi yani biz yani yeni gelmişiz. Mahallede şey çıkarmayalım. Olay çıkarmayalım. Böyle ama abi ciddi misin? Bunun bir benzeri gençler bizim eski eski evimizde vardı. Oğlum çok iyiydi biliyor musunuz? Çok güzeldi. Bunun yan tarafları yapışkan gibiydi hafif. Oğlum var mı acaba ya gençler? Bu tarz bir şey sahip olanınız var mıydı? Muhtemelen o yani vardır ya. Oğlum aynısı vardı. siyahı vardı. Aşağısında boşluk vardı. Oralara biz kasetleri falan diziyorduk. Hey gidi be. Oğlum memories ya. All the crazy shit I did tonight. Hey gidi be. Neyse. Hatıralar hatıralar cidden insan böyle geriye dönüp baktığı zaman diyor ki neydik ne olduk? Offense is the best defense. Yani en iyi saldırı savunmadır adlı bir söz var başucuna. Yani başucuna yazmak için en iyi saldırı savunmadır. Biraz tuhaf geldi açıkçası bana. Yani bilmiyorum aklıma <laughs> değişik şeyler geliyor. Bir başucuma en iyi saldırı savunmadır yazmazdım herhalde. Yani bilmiyorum. Ne yazardım bilmiyorum açıkçası. Abi buradaki bu arada abi doğruymuş. Bir arkadaşımız garaj kapılarını Eray abi aşağı bakarak açabilirsin demişti. Teşekkür ediyorum kendisine. Nick'ini hatırlayamıyorum. Ne olur kusura bakma ama sen kendini biliyorsun. Bak deri ayakkabılar ve takt t tişört. Burgundi marka. Herhangi bir şey bulduk. Neyse ya ilerleyelim. Ee, daha fazla alacağımız şeyler kalmadı sanırım. Şunları bir lootlayalım. Uuu müthiş. Mermileri kesinlikle kaçırmıyoruz genç dostlarım. Mermileri kesinlikle kaçırmıyoruz. Çünkü mermiler bu oyundaki tek dostumuz. Evet dün e, düzeltiyorum. Bir önceki bölüm kaldığımız yere geldik. Fakat bu sefer akşam. Yani insanın böyle saat kavramı değişiyor değil mi? En az önce siz bıraktınız mesela şeydi. E, gündüzdü. Abi çok iyi. O müthiş. Hop hop. Hop. Hadi oğlum. Gol mü? Vallahi gol. Bununla vurabilir miyim ya vururum da şimdi etrafta kimse var mı acaba Hey hey İblis. Kimse yok Çok güzel ya dinamiği beğendim Top her ne kadar kurşunlara dayansa da <laughs> Güzel yani bence Sıkıntı yok Şimdi genç dostlarım bakın amacımızdan kısaca bahsedelim Hemen görevimize bakıyoruz Görevimiz hala sol temdeki sivil savunma Yerini bulmamız gereken yani Sivil savunmadan sorumlu Gerçi bak ben şuradaki eve gitmedim. Ya yani şimdi aklıma... Bir dakika o eve gittim mi lan yoksa ben? Yo ben sağdaki eve gitmiş olmam lazım. Ben şu eve sanırım hiç gitmedim. Yo gittim mi ya? Bir dakika. Emin olmamız lazım. Aa biz bu eve gittik öyle değil mi? Biz zaten az önce bu evden çıktık. Yoksa bu evden çıkmadık mı? Kafam çok karışık gençler. Tekrar gireceğim. Şimdi anlarız biz bu evden çıktık mı çıkmadık mı? Biz sanırım bu evden çıktık. Aynen biz bu eve girdik abi. Bütün kapıları açmışız zaten ne kadar. Pekala biz bu evden çıktık ama. E, ben sivil savunmanın bu ev olduğunu sanıyordum. Çünkü bakar mısınız girişiyle falan filan. Yani aynı sivil savunma ekibinin kalacağı bir eve benziyor. Şurada bir olay var. Şurada bir olay var. E, oradaki olayı bir keşfedelim. Orada bir araba var abi. Yani şu site çok büyük duruyor gençler. İyi güzel de. E, çok büyük ya. Yani elime aldığım zaman ekranımı tamamen kapatıyormuş gibi hissediyorum ve hani hissetmekte kalmıyor. Kapatıyor da. Bak hala görev şurada bir yerde bir şey gösteriyor. Anlamadım ki neyi gösteriyor acaba o. Oralarda bir şey yok. Kum. Abi inanılmaz. Kum mu atıyoruz cidden bunun içine? Yoksa İsveççe'de sent çöp falan mı demek? Aa Bakın field şey diyor. Bir tane daha field şey Oğlum bunlar ne? Oh dürbün. Güzel. Ee, bunlara gerek yok sanırım almama bunlar çünkü. Aa bir tane haritada bir şey işaretliydi ya. Oğlum bak ben bunlara bakamıyorum. Kafayı sıyıracağım ha. Görev itemleri. Sol temin haritası diyor. İsimler ve numaralar falan yazıyor. Bakın aa bak işaretli bazı evler var. Görüyor musunuz? Ve belli başlı evler bazı evler işaretli diyor. Vay bunlar önemli. Bak bunlar ciddi manada önemli. Bunları bizim şey yapmamız lazım. Ee, ne yapmamız lazım? Ya bir şey yapmamız lazım. Biz o halde şunu bir yapalım. Bakın daha başka görev itemleri var. Mı? Almamışım ben. Bunlara gideceğiz abi tek tek. Ben o evlere tek tek girdiğimi açıkçası düşünüyorum. Ben çünkü evlerin içimini atlamadım. İkinci sefer girdiğimde. Şurayı hemen bir lootlayalım. Bayağı loot var abi. Genelde yani bu tarz şeylerde aynen mermi oluyor diyecektim ki. Zaten bizde mermi bulduk. Her şeyi take all'layalım. Arkada bir şey var mı? Yok. Buradaki işimiz de bitti. Güzel. Karanlık olunca etraf daha bir hoş oluyor. Karanlık olunca etraf... Ee, daha bir güzel... Oluyor. Bak. Military helmet bulduk. Vay. Bir tane daha kask buldum biliyor musunuz? Bence onu kullanalım abi. Ya yani bu daha güzelmiş sanırım. Ama yani askeri kaskların nasıl mermiye karşı... ...savunma vermediğini... Bu inanın çözemedim. Genelde her türlü şeyin ufacık aptal aptal şeylerin bile işte noise reduction, öyle reduction, böyle reductionları var ama e, askeri kask alıyorsunuz ve sizi vermeden korumuyor ne hikmetse. Çok acayip. Fenerimizi yaktık. Çünkü, hala ne biliyor musunuz benim şaşırdığım nokta? Mesela elektrikler var. Yani Türkiye'de Allah'ım güzelim Türkiye'mde ufacık bir yağmur yağıyor ve bir şimşek çakıyor. Hop elektrikler gitti Gündoğdu Dünya Bankası'nda, İzmit'te. Ama Bak adamlarda dünya mahvolmuş vaziyette. Yani insanlar kaçmış gitmiş robotlar her yerde kol geziyor. Fakat hayır elektrikler var. Ne alaka? İşgal olmuş olabiliriz. Elektriğin bununla ne alakası var? Diyerekten hala şeyi veriyorlar abi. Elektriği ülkeye sağlıyorlar. Şimdi e, hemen haritamızı alıyoruz. Hangi ev biliyor musunuz? Şöyle üçlü ev var ortası. Onun yanında... Üçlü evin ortası ve... Uçtaki ev. Bence aklıma tutarım abi bunu. Aynen. Şu ev. Bir ev bu. Bak aynen göre de var zaten burada. Vay ben buraya girmedim mi? Ben girdim diye hatırlıyorum. Allah Allah. Ben, ben buraya bir önceki oyunda girdim. Bak bu odada bir şey var diyor. Ne var lan o odada? Ne var abi bu odada? Hayda başka bir harita var. Oğlum bak başka bir haritada başka şeyler söylüyor. Yüce Allah'ım tahliye haritası bulduk. Oğlum tahliye haritası bulduk. Bir şey oluyor. Aa görevi tamamladık. Vay. Şaka maka Bayağı iyi gidiyorum ha. Şaka maka <laughs> hani cidden iyiyim. Bir geri gelelim. Bak get the evacuation site. Salt Wall'ındaki tahliye bölgesine git diyor. Ama hayır görev. Abi görevimiz vardı bizim bir ton. Yani anlamadım ki. Bak başka bir. Bak, bir görev kayboldu gençler görevi tamamladım diye. Ha yeni görev var bütün sivillerin nereye tahliye olduğunu bul. Hayda. Oğlum şaka mısınız ya? Salt Wall'ın neresi? Aa home team. Aa görevimiz orada. <laughs> Burası az önceki sah sahanın bulunduğu yer. Ulan muhtemelen şimdi kıyamet kopacak. Çünkü az önce oraya geldiğimizde görevimiz yoktu. Şimdi görevimiz var. Aa, bak. Dedim abi. Ne yapalım biliyor musunuz? Ben şu ee, büyük site'ımı alayım. Tamam mı? Madem büyük şeyleri devreye sokuyoruz. Aa bak orada bak gelmiş. Görüyor musunuz? Aga beni buradan nasıl görüyorsun ya? Güzel abicim beni buradan nasıl görüyorsun ya? Şimdi burada baya bir bullet travel time vardır. O yüzden nereye sıkmam gerektiğini bilmiyorum. Yani durmasını mı beklemeliyim? Bak bir tane daha var. Şurada bir tane daha var. Hayır oğlum. hayıptan bir tane daha kaldı. Dört vuruş. İşte bu be. Oğlum çok mu iyiyim? Birisi daha geliyor. Birisi daha geliyor. Büyük olmasın da. Küçükleri hallederim ya. Büyük olmasın. Bir, dur ben şu saytımı değiştireceğim abi. Saytı değiştir. Saytı değiştir. Çok iyi. Silah çok iyi. Abi bu silah hakikaten çok iyi ya. Şaka maka. Mermisi az ama silah çok iyi. Birisi daha var şurada. Bizi gördü mesela. Biz fenerimizi yine yakalım abi. Hem yerimizi daha rahat belli Çünkü zaten çok problem değil bu yaratıklar. Görüyorsunuz gençler. Ben yani iyi oynuyorum ya. Şaka maka. Hadi oğlum seni lootlamama izin ver lütfen. 4-5 tane mermim vardı. 2 tane mermisi varmış. Bu arada geçen ben biliyorum yani benim attığım mermileri almadığım. Birkaç arkadaşımız takılmış. Eray abi attığım mermileri geri almıyorsun ki embesil misin diye. Arkadaşlarım biliyorum ben attığım mermileri geri almadım. Yani ben bilmiyorum bir mermi kovandan çıktıktan sonra bir daha kullanılamayacak hale geldiğini. Yani askerliğimi yaptım. Ve hakikaten atışımı da yaptım askerlikte. Ve biliyorum yani atılan merminin tekrardan geri alınmayacağını. Ama yani bana beni böyle üzüyorsunuz gençler bazen. dikkatten diyorum ki niye böyle yorum yapmış acaba diyorum. Çok üzülüyorum bilgisayar karşısında. Peki. Bu e, endişemi de dile getirdikten sonra ben yine de çok büyük oranda şey olacağını düşünüyorum ya. E gördün değil mi? Dur oğlum, dur hemen. Tam gör. Tam gör beni. Gel oğlum, gel. Gel babana. Hop tek kurşun. Olmadı. İki kurşun gençler. En fazla iki kurşuna bu arkadaşları düşürüyoruz. Bak o da geliyor ha. Sesi duydu geliyor. Ah şapşı. Ah. Bir tane daha var. Ah bunun tüpü yok. Varmış. Ah be kaçırdım. Nasıl ya? Şaka mısın? İki kurşunu ben bunu alır mıyım? Alırım. Oğlum. Ay çok kalabalıklar. Abi çok kalabalıklar. Eray. Oğlum çok kalabalıklar. Biraz yukarı çıkalım. Eray geri kaç, geri kaç, geri kaç, geri kaç. Böyle bir kulübe var. Şimdi yüksek yere çıkalım. Bak geliyor. Oğlum ne kadar kalabalıksınız! Çok kalabalıklar. Abi cidden çok kalabalıklar. Bak bak fenerlerini yakmışlar. Oğlum! Eyvah! Abi benim kapalı bir yere çıkmam lazım. Niye bunlar? Allah belanı versin. Oğlum niye bunlar kırmızı? Eyvah kaç Eray. Eray kaç. Giriyor mu içeri? Gir içeri. Nasıl lock lan? Allah kahretsin. Ya işin iyi yanı sanki gelmiyor gibiler şeye doğru. Ben olayı açmam lazım abi. Dağ taşlı olmuyor böyle. Gerçekten dağ taşta olmuyor çünkü çok fazla şey var etrafta. Ee, ağaç, orman vesaire var ve nişan alamıyorum. Açık alanda olmam lazım. He. Gelin lan yola. Gelin yola abi. Beni arıyorlar ha. çılgın gibi beni arıyorlar, çılgın gibi. Bak bir tanesi de orada. O kayıyor. Yo, koşuyor. Ne kadar sinirlendiler onu anlamadım. Ne kadar sinirlendin abi oy? Özür dilerim. Durmayacaktın, sabit durmayın abi, sabit durmayın. Oğlum gözleri kırmızı oluyor bakın bazılarının ve cidden çok korkunç abi. Karanlıkta birisi Allah korusun bana öyle baksa... Yani... Orada bir şey daha var. Bak orada bir şey daha var. Ha, arabaymış o. E iki kişi daha var. Ne oldu? Ha, bir tanesi orada. Gel oğlum. Sabit dur oğlum. Sabit dur. Kaçırmak istemiyorum. Sabit dur. Haydi babacım. Beni niye bıraktığını da bilmiyorum açıkçası ama. Bir tanesi de ta ileride. Bak bir tanesi nerede? Bir tanesi orada. Bir tanesi orada. Hadi oğlum durun. Aha, Hayır. Niye durdu ki? Niye şey yaptı? Yapma oğlum. Oğlum robotlar çok fena ya. Yapay zekaları baya değişik işliyor. Bazen duruyorlar bazen koşuyorlar. Diğeri ne oldu mesela? Aa, bunu da vurmadan rahat etmeyeceğim çünkü. Huh, benim bir anahtar bulmam gerekiyor. Şuradaki geri açabilmem için. Orada bence güzel bir loot var. Orada bence çok tatlı bir loot varmış gibi hissediyorum. Mesela biz şunu bir yağma... Bakın bazıları hakikaten tuhaf ölüyorlar. Sanki askeri yapıyor. Aynen bak. Bak buna daha farklı mermi var. Robotlar çeşitlendi gençler. Bakın bunlar askeri robotlar. Bunlar daha zor ölüyor. Bazen şeyini vursanız bile ölmüyor mesela. Bu arada biz buradaki yeri hiç geçmemişiz. İsterseniz bir buraya geçelim. Eee daha sonra oradaki alana geçeceğim ben. Bak bu diğerlerinden farklı abi. Abi 9 mm armor piercing mermisi falan var ya. Bakın zırh ilici mermileri var bunların. Gerçi bizim zırh delici silahımız yok. Tek sıkıntılı yanı işin o ama ben de güçlü bir silah bulabilirsem e, onlarla kavga edecek seviyeye gelebilirim. Fenerimizi şöyle yakalım. Madem pil derdi yok, şunu al, şunu al, şunu al. Onu alma, bunu al. Adrenalin shot iyi dediniz gerçi, Kullanışı dediniz, onu da alalım. Bolca adrenalin shotımız var zaten de. Ee, olsun, o da kenarda bir yerde dursun. Biz madem buraya geldik, hafif Sanırım Şafak da söküyor bu arada. Ki bak 17 tane loot var. Şuraları hemen hızlı bir şekilde lootlayalım gençler. Çünkü yani işler tehlikeli hal alıyor. Yani mermi konusu benim için çok önemli şu an. Bulduğum mermilerin hepsini almak istiyorum ve almam lazım. Ve alacağım. Hey, Aa bak hangar güzel hangarda var banko silah vardır yeni yani Bir tane daha keskin nişan, otomatik silah bulmak istiyorum keskin nişan değil de Böyle yemin ederim taramak istiyorum bu oyunda Tek ihtiyacım olan şey bence e, Sıka sıka ilerlemek çünkü şu an sahip olduğum hiçbir silahla sıka sıka ilerleyemiyorum Bir tanesi pompalı bir tanesi keskin nişan bir tanesi de kaset Aa bu ne collectable Bu collectible'lar ne işe yarıyor acaba ya Oyun başladığından bu yana e, Üç tane collectable buldum ben az önce bulduğum üçüncüydü fakat ne işe yaradılar bir türlü çözemedim ya yani bulunca size yüklü miktarda experience yani deneyim puanı kazandırıyor fakat o kadar yani daha da ileri gitmiyor bu 4x8 bulduk ee, 4x8'imiz zaten var Ve bir möller buldum Möllerimiz de zaten var 4x8 hali çantamızda değil mi Şimdi takalım Bu neymiş 4x8 aynen Şu an için sanırım e, kaçırdığım herhangi bir şey ee, bu evde yok gibi. Bir dışarı çıkalım tekrardan. Ben az önce bir şeyden bahsediyordum. Ha, bir deneyim puanı kazandırıyor bize. Bu arada bir tane daha deneyim puanımız var. Onu da bir yere verebilirim. Mesela mermi değiştirme hızını verebilirim. Eksi 30. Impact firing. Aa bak. E, hareket ederken atış attığınız takdirde merminin yayılmasını azaltıyor. Mesela %10 daha az azalabiliyor. Benim şeyim var mı mesela? E, kapı açma. Bak kilitli kapı vardı mesela. Ben kilitli kapıyı açabiliyor muyum? Gaz rezistansı arttırıyor. Bakın lock picking. Aa, özel kapıları lock pick kullanarak açabiliyorsun. Bak bu güzel bir skill. Benim bunu almam lazım ve e, gaza karşı rezistansınızı %10 arttırıyor diyor. Kimyager. Bunu alalım. Bir sonraki aşamada kesinlikle lock picking alacağım. Çünkü az önce ilk kitle kapımızda karşılaştık ve şey gibi kaldık abi. Baka kaldık yani öyle söyleyeyim. Baka kalmamamız lazım hemen aksiyona geçirmemiz lazım. Çünkü Allah korusun başka durumda arkamızda daha büyük tehlikeler de olabilir. Daha da bu sefer küçüklerle hallettik. Robotlar da gerçi şekillendi şu an için. Hep aynı şeyleri buluyoruz. Kafayı sıyıracağım ya, yanlış olmaz. Hep aynı şeyleri buluyoruz. Yani ya çanta bulmamız lazım ekstradan geçe. Bilmiyorum oyunda öyle bir şey var mı. Ama olması lazım çünkü bakın buralar kitli. Yani herhalde bir şekilde ya upgrade'lerle ee, ya da şey yapıyoruz. Ya da cidden oyun bir noktada size genişle Aha bir aya bakar mısınız? Ne kadar hoş. Çok güzel gözüküyor. Hava mava ortam falan harika ya. Hakikaten burası çok güzel bir İsveç kasabası abi. Çok tatlı çok şirin. Çok güzel bir İsveç kasabası. Nasıl alamıyorsun? Nasıl mermi yok? Şunu al. Damladık. Bunu da al. Bunu da aldık. Bir tek bunu alamıyoruz gençler. Peki sorun değil. Yani o da 9 milimetrelik armor piercing mermisi o. Hatta armor piercing'i kullanamıyoruz abi. Boşuna almamızın da e, bence bir manası yok. Bu arada üst kata çıkabiliyor muyuz? Sanki çıkabiliyoruz. Evet. Daha da çıkabiliyor muyuz? Hayır. Buralarda lootlar var mı? Oralara bakıyoruz. Saman var. O var, bu var vesaire. Başka hiçbir şey yok abi. Ama akşam olduğu için... Ya kapalı... Aa, bak çok tatlı ya. Akşamı da ayrı bir güzelliği var. Gün doğuşunun da bu oyunda ayrı bir güzelliği var. Her saatin ayrı bir güzelliği var. Ve bizim yapmamız gereken e, bir görev var aslında bakarsanız. O da he, aynen doğru Tom'a gitmemiz gerekiyor. Yani insanların orası tahliye noktasıymış gençler. Bizim futbol sahası dediğimiz oradan tahliye olmuşlar. Ama nereye tahliye olmuşlar onu bilmiyoruz. Zaten görevimizde tam da onu öğrenmemiz gerektiğini söylüyor. Tekrardan şu açık alandan. Bak böyle açık alanlarda yürümek istemem gençler. Hani insan açık alanda kendini daha rahat hissedebilir belki şeyden dolayı. Ya etrafınızı rahat görüyorsunuz. Fakat tam tersi de var. Aynı zamanda rahat. Ah relay beacon. Oo, bak benim bunu havaya uçurmam lazım. Yapmaz mıyız gençler he? Hem bir havaya uçurmamız yok mu? Bence var. Bunu buraya alalım. Bu arada e, dürbün de Far Cry mantığında işliyor demişler bana birkaç arkadaşımız. Yani bununla düşmanları işaretleyebiliyormuşuz. Bakın işaretleyemiyorum. Demek ki çalışmıyormuş. İki tane görüyorum. E, çok büyük bir alana burası hitap ediyor çok uzakta bakın bir tane daha var. Orada başka bir bunker var. Işığı yanıyor. Ha? Oraya gidebiliriz belki. İki adet robotik yaratık. Ve görün orada başka hiçbir şey yok gençler. İki tane robotik arkadaş e, buradaki relay beacon'ı koruyor. Biz onlara gidip bir merhaba diyebiliriz. Nitekim de öyle yapacağım. Benim tek sıkıntım ne biliyor musunuz? Bu silah dilapidated ya yavaş yavaş acaba şey olabilir mi? Ee, berbat bir hale gelebilir mi? Yani yavaş yavaş kullanılamaz hale gelebilir Ben buradan bu adamı vurabilmem mümkün değil. Yani ben kendime açıkçası güvenmiyorum. Ya bunlar mümkün değil. Ya ben bunları vuramam. Ama deneyeceğim. Allah'ım hadi be. Bak oynama. Shift'e basıp geçen nefesinizi tutamıyorsunuz bu arada. Sabit dur oğlum. Hadi oğlum sabit durun. Çok güzel. Dur. Bak dediğim gibi abi. Cık, vuramıyorum abi. Çok güzel. Aa bir şey vardı az önce. Şuradaki cepheye saklanalım. Oğlum harika olmuş. Buraya iki koymuşlar. Hemen şeyi değiştir. Bu arada az önce C'ye bastığım bir şey çıktı. Onu çatışmadan sonra deneyeceğim. Genç. Hiç merak etmeyin. Gelin oğlum üstüme. Oha. Onu kaçırdık. Onu da kaçırdık. Bunu kaçırmayacağım. Evet dur. Arkadaşın tamir mi ediyor? Hayır. Arkadaşı kalkmayacak değil mi? Gel oğlum. Gel oğlum. Bak koşuyorsun biliyorum. Gel oğlum. Meydandayım. Gel oğlum. Allah. Hani üzerime koşacaktın? Üç kağıtçı. Hoppa. Cuklayarım. Hoppa. Başka var mı? Hey! Sen uzaktaki beni gördün mü? Görmedin. Oğlum çok iyi ya. Pompalı da güçlü. Bakın pompalı normalde fark ettiyseniz eski versiyonu da iki atıyordu. Yeni versiyonu da iki atıyor. Sen onun pompaları iki atıyor. Veya daha temiz, daha güçlü versiyonunu bulana kadar pompalarla bu şekilde uğraşacağız. Yani niye bunlar kırmızı yanıyor mesela? Bakın. Önceden de kırmızı mı yanıyordu? Ben kafayı mı yiyorum yoksa? Sen daha kimseye zarar veremeden e, ee, senin işini çözmemiz lazım benim. Şey bizim. Ne kadar çok ses çıktı be. Hey maşallah be. Hey maşallah. Şimdi gideceğimiz yer ta şu tarafta bir yerde kaldı. Güzel oldu gençler. İlerlemek istedik. Aslında bakarsanız buraya daha sonra belki gelmem gerekiyordu. Bu arada şurası neresi? Ha burası öbür şey yeri. E, yerleşim yeri. Bu arada şu var bakın. Harita çok büyük gibi gözüküyor ama çok büyük değil. Yani siz azıcık yürüdükten sonra istediğiniz her yere varabiliyorsunuz direkt. Ki bence gayet tatlı olmuş. Müthiş bir köprü ya. Bakar mısınız? İnanılmaz. Çok güzel değil mi şu? Bak buradan ben böyle geçebilirim. Ama bu da var mesela. Bakıp bunu yapabilirim. Ama... Burada böyle tatlı bir merdiven koymuşlar. Ben açıkçası beğendim. i̇nsanlar zaten... Ya tabi herkes hiç zıplayarak açacak diye bir şey yok sonuçta değil mi? Peki. Niye böyle ki çok bencil düşüncüm bilmiyorum. Gençler kusura bakmayın. Genelde böyle bencil bir insan değilimdir. Az önce niye öyle oldu bilmiyorum. Ee, askerler tanklarını buraya park etmiş. Tankın içine sanırım giremiyoruz. Neyse biz göreve mi gidelim. Yaşkırsa ben de merak ediyorum milletim nereye gittiğini. Belki bir noktada biz sinyal vereceğiz. Ve helikopter bizi gelip alıp karşı adaya kendisi götürecek. Bakın bu benim saniye bir düşüncem. Böyle bir şey olabilir. Tam tersi de olabilir. Hani sinyal çağırıp. Belki dikkat çekecek de olabiliriz. Ama bir şekilde. Bunu çözebiliyor olmam lazım. Search the area for any information about the evacuation. Ha, search the area, bölgeyi araştır diyor. Tahliye hakkında bilgi toplayabilmek adına geçen bölgeyi araştır diye bir görev güncellendi. Ee, burada bu arada yalnız değiliz. Ee, daha var. Fakat ben kimin olduğunu bilmiyorum. Artık biliyorum. Aa, askeri robot abi. Bak önde şey var. Bakın gençler işte, askeri robotların tüpünü koruyan önde bir kalkan var. Bakın fark ediyorsunuz değil mi? Şöyle yapayım daha rahat görün. Bakın gençler önünde bunun şey var kalkan ama arkasında yok eyy işte bu var ya koşması durmayacak bir sandım yani koşmayı kesmeyecek sandım bir an e, çok iyi oldu Önde bakın kalkan vardı ya ilk oraya sıktığınız zaman direkt olarak kalkanını kaybediyor ardından Şeyi e, görülebilir hale geliyor üstündeki tüpü o bu olay bayağı iyi ya. Şaka maka bu şey olayı çok çok iyi. Ee, direkt tüpü vurup hani şey yapabiliyor olmanız. Gayet tatlı olmuş. Bu arada oyun size şeyi gösteriyor ipuçlarını. En azından görev yani. ilk başta ne gerektiği gerektiğini bakın oyun size söylüyor. Ee, orada bir şey var yoksa içerisinde mi var? Aa bak orada bir şey var. Önce bir, bir dakika önce bir çantayı lootlayabilirsem ondan sonra bakacağım. Take all diyelim. Take all dedim. Şimdi bakalım. Vesya'nı 10 dakika içerisinde kapatacağız diyor. Lütfen radyo cevap verin. Tahliye işlemi tamamlandı mı burayı kapatacağız ne olur cevap verin diyor. Anladığım kadarıyla ordu bir şekilde burayı karantina bölgesi altında alacak ve buradan herkesin tahliye olduğundan emin olmak istiyor. Dolayısıyla polis telsizine en son böyle bir çağrı bırakılmış. Herkes gitti mi acil cevap verin gibisinden gençler. Çünkü gitmediyse hani bölgeyi kapatmayacaklar. Onu göre tahliye işlemlerini hızlandıracaklar diye anladım ben. Ama hala eksik olan bazı şeyler var. Çünkü herkes tahliye oldu mu? Yoksa olmadı mı bilmiyoruz. Hala bir görevimize. var. Görevin içine tekrardan bakalım. Bulmamız gereken kaç tane şey var acaba? Bir back. Home team. Bir tane daha ipucu varmış gençler. Burada da bakın. Aa bak bir harita var ve haritada bir yer gözüküyor açıkçası. Ya bak öyle bir sistem var ki. Hani neyle kullanıyorum bilmiyorum. Sağ tuşla kullanıyorum şu an. Ve sağ tuş Diğer adada şurayı gösteriyor. Hafif tek adanın şöyle kuzey batısı gibi. E birazcık kuzey batısı. Bakalım burayı anlayabilecek miyiz? Neresi oluyor biliyor musunuz? Bu ada e, aa bak şurayı gösteriyor. Aynen bak şurayı gösteriyor. O oh, Burası çok uzak. Bakın şurayı gösteren bir olay var. Aynen. Oraya gideceğiz gençler. Hiç merak etmeyin. Bu belki bu bölümde değil. Belki not today. Ama one day. Hala bir ipucu arıyorum. belki o ipucu, o ipucu da olabilir. Ha öyle bir şey de olabilir evet. Bunu düşünmemiştim. Hani buraya zaten bakmışız. Evet tahliye alanı ile ilgili başka bir bilgi gençler ee, göremiyorum. Sanırım burada yapabileceklerimiz bu kadar ya. Hani çok detaylı bakmadım herhalde buralara ama. Oktober. Haha <laughs> Oktoberfest yazmışlar. Biliyorsunuz geçen Almanya'da Oktoberfest düzenleniyor. Oktoberfest. İnsanlar içiyor vesaire. Çok iyi ya. 1-2-3-4-5 Tamamdır. Neyse. Yapacak herhangi bir şeyimiz ee, şu noktada kalmadı bir gençlik. Gideceğimiz yer cidden çok uzak. Yani oyunun bana şu an gitmemi istediği yer eğer bilmiyorum. Cidden bu göreviyle alakalıysa. Cidden uzak bir nokta. Ama oraya bir şekilde gitmem gerekiyor. Çünkü istediğimiz ipucu sanırım orada. Çok uzak değil ama bu videoya yetecek kadar vaktimiz yok. Tekrardan bir kontrol edelim. Cidden orayı mı işaret ediyor bize? Get the evacuation site at Salt Walden Ip. Bunu yaptık. Bölge araştırma görevindeyiz hala. Aa bak bunu çalabilirim. Ha pardon bu az önceki bizim bulduğumuz radyo değil mi? Okey. Bunu çalmama gerek yok. Ee, şurası tam olarak neresi vallahi hala anlamadım. O kadar iğrenç ki bak kaydıramıyorsunuz gençler. Sağ sola vallahi kaymıyor. Yani bunun daha ne yakın nasıl bakabilirim bilmiyorum. Şimdi sadece sağ tuşu ileri iterek falan filan şey yapıyorsunuz. Yani sağ tuşa basarak mouse ileri iterek. Evet bu odanın şurasında bir ipucu var yazıyor. Ve ayrıca iki tane daha ok var mesela. Onlar ne işe yarıyor onu da bilmiyoruz. Şahsen bilmiyorum yani neden bahsettiğini bu oyunun. Ama şurada bir yerde bir olay var. Oraya da gençler bir sonraki bölümde gidiyor olacağız. Teşekkür ederim benimle birlikte olduğunuz için. Generation Zero bölüm 4'te kaldığımız yerden devam ediyor olacağız gençler. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça hoşçakalın.